83 milyonun vebalini taşıyorsunuz. Daha ama bunun daha ağırlığını bile kavrayamadınız, kavrayamıyorsunuz. Evet, dünyada durumu kötü olan ülkeler var. Ama ikinci dalgaya karşı kendini koruyabilmiş ülkeler de var. Sizin işiniz kötü olan ülkeleri göstermek değil, Türkiye'yi durumu iyi olan ülkeler arasına sokmaktı. Ama söz konusu olan vatandaşlarımızın canı iken bile siyaset iletişimiyle, algı yönetimiyle, propagandayla sorumluluktan kaçabileceğinizi sandınız. Canı yanan milletimizin yaşadığı gerçek ortadayken yalanların yatsıya kadar süreceğini, gerçeğin kapımızı çalacağını görmediniz. Artık yüzlerinizde millete yalan söylemiş bir iktidarın kapkara lekesi var. İlk seçimde milletimizin karşısına bu lekeyle çıkmak zorunda kalacaksınız. Değerli dava arkadaşlarım. Peki sonunda ne oldu? Pandemi ülkemizi sardı. Onlarsa işi götürüp varlıklarıyla gurur duyduğumuz sağlık ordumuzun üstüne yıktılar. Sorumluluğu önerilerine kulak asmadıkları bilim kurulunun üstüne yıktılar. Ardından da vatandaşlarımızı suçladılar. Sen mitingler yap, millete çay atmakta sakınca görme. Elbette her şeyin yolunda olduğunu düşünüp kurallara uymayan vatandaşlarımız olur, oldu. Ama iktidar olarak senin görevin bütün vatandaşlarımızı koruyacak önlemler almaktı. Hayatı paradan puldan, yönetmeyi de eşi dostu zengin etmekten ibaret sanan bir zihniyetin ülkemize faturası ağır oluyor, ağır. Bakıyorsunuz yine ellerini yıkamışlar, yine hiçbir suçları yok. Yok öyle ya ama Sayın Erdoğan. Ekonomiyi damadının, pandemiyi de vatandaşın üzerine yıkıp bu işten elini yıkayıp çıkamazsın. Madem tek adam düzenini kurdun, o zaman tek sorumlu var, o da sensin. Madem siyasi rantın kırıntısını görünce üzerine atlıyorsun, başarısızlıkları da bir zahmet üstleneceksin.